Oğlum Neymar ne diyor ya? Yok işte futboldaki gerginlik zihinsel olarak zarar veriyormuş falan. Duymadın mı? Benimki de sonra Orçun'la konuşuyor. Dedi ki kardeşim, benim için son Dünya Kupası olur dedi. Çünkü futbolla uğraşacak bir gücüm var mı bilemiyorum dedi. Ya Neymar söyledi bunu. Kimdi o Neymar? 2010 Dünya Kupası'nda aday kadroya çağrılmayınca 14 bin imzalı dilekçe toplanan Pele'nin, Romario'nun bile imza verdiği adam. Şimdi milli takımı bırakacak ha? Hiç sanmıyorum, ben baştan söyleyeyim de. E neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyor? Yine mi Neymar marketing? Biliyorsunuz adama Sports Pro dergisinin verdiği böyle bir ünvan var. Takipçilerle yapılan bir anket var. Ronaldo, Messi, işte bir iki farklı branştan sporcu ve Usain Bolt falan. Onları geride bırakıyor ve bu ünvanın sahibi oluyor. En pazarlanabilir futbolcu yani. Ki adam böyle böyle Time dergisine kapak oldu, geleceğin Pelesi diye. Şimdi o kapağa Ronaldo, Ronaldinho ya Pele'yi koymadılar, geleceğin Pelesi diye Neymar'ı koydular. Sen hayırdır yani. İşte böyle bir şey mi tam olarak? O da değil. Niye? Neymar buna benzer cümleleri aslında daha önce de kurmuştu. Hani Almanlar bunları fena ezdi ya Dünya Kupası'nda bir kere. Bir sonraki turnuvada da Belçika silindir oldu, ezdi. O maçtan sonra da benzer şeyler söyledi. Yeniden futbola dönebilecek gücü bulmak zor demişti. Hatta turnuvadan sonra şöyle bir açıklama yapmıştı. Bir daha futbol oynamak istemedim diyecek kadar ileri gitmeyeceğim ama top görmek de istemiyorum, futbol maçı izlemek de istemiyorum. Yas tutuyorum, gerçekten üzgünüm. Yani Neymar'ın baskıyı kaldıramayan bir tarafı var. Bir de haklı gerekçeleri var ve o gerekçelere sebep olan hikayeleri var. Dur, daha yeni başlıyoruz. Sen şu çayı bir değiştir Orçun, Allah aşkına yani. Bayat oğlum, sallama çay mı veriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ben de o sırada efendim müsaadeniz olursa sponsorumuza teşekkür ederek bilgilendirmemi yapayım. Efendim artık bilmeyeniniz de yoktur da Yemek Sepeti kolaylığını diyorum. Nasıl yapıyoruz? Açıyorsun Yemek Sepeti uygulamasını, adresini giriyorsun, restoran listele yapıyorsun. Bir sıralanıyor puanına göre, o an açık restoranlar indirimine göre önünde. İstediğiniz restoranı seçip orada indirimli fiyatları görebiliyorsunuz. Siparişi tamamladıktan sonra sepete girip indirimli miktarı görüp o indirimli miktar üzerinden siparişinizi verebiliyorsunuz. Hep söylediğim gibi zaten online ödeme rahatlığı var, temassız teslimat güzelliği var. Her şeyi kolayca halledebiliyorsunuz. Eğer siz de bu şekilde sipariş vermek isterseniz de videonun açıklama bölümündeki linke tıklayabilirsiniz. Tamam. Yemek Sepeti'nin kolay ve hızlı sipariş yöntemlerinden söz ettikten sonra şimdi bakalım bu Neymar'ın karın ağrısı neymiş? Güzel insanlar, bu Junior Neymar 2019'da dedi ki kendisinin akıl sağlığıyla ilgili, bence zihnen iyiseniz her şey kendiliğinden halloluyor. O zaman daha doğru seçimler yapıyorsun, hata yapma ihtimalin daha az. Ama zihinsel olarak iyi bir noktada değilsen işler beklediğin gibi gitmiyor. Sanki biz cennet bahçesinde yaşıyoruz. Yani sakatlandığında Instagram'da da dedi aynısını. Çok üzgünüm, çok acı çekiyorum falan. Bir kez daha bu hayatta yapmayı en sevdiğim şeyden bir süreliğine uzak kalmak zorundayım. Futbol oynayamayacağım. Bazen oyun tarzımdan dolayı kendimi rahatsız hissediyorum. İşte dribling yapıyorum, çalım atıyorum, sonra sürekli faule durduruluyorum. Sorun ben miyim? Sahada yaptıklarımı bilmiyorum. Bu beni gerçekten üzüyor. Diğer oyuncuların, antrenörlerin, yorumcuların falan kendini yere atıyor. Sürekli mızmızlanıp ağlıyor. O hala bir çocuk ya da şımarık demelerine üzülüyorum. Gerçekten buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Ben sadece futbol oynayıp mutlu olmak istiyorum, o kadar diyor. Şimdi bunu söyleyen bir adamın milli takımı bırakması bana pek inandırıcı gelmiyor işte, kusura bakmayın. Ancak kendini yere bırakır o. Neymar! Hele bir de Brezilya milli takımından bahsediyoruz yani. Onlar deli gibi bağlı oluyorlar o formaya. Zamanında ne demişti şey Sokrates? Brezilya milli takım hocası devlet başkanlığı kadar önemli. O yüzden hocayı halk seçmeli dedi. Şimdi bu kadar kutsal bir muamele görüyor yani orası. He. Ne vardır? Baskı çoktur Neymar'ın üstünde. O doğrudur. Çünkü abi Neymar şöhreti erken ve de hızlı yakalayan bir futbolcu oldu. Kariyerinin 100. golünü attığı gün, tam 20. doğum gününü kutladığı gün. 5 Şubat 2012. Düşünün. E bir de öyle bir baskıdan bahsediyoruz ki. Bir keresinde Santos forması giyerken Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Barcelona ile oynuyorlar, tamam mı? E Barça acır mı sana?
Sene 2011 yani. 4-0 bitiyor maç. Bir adam da maçı izlemek için vermiş parayı. 25 bin sterlin harcamış, kalkmış gitmiş Japonya'da o zaman. Maç Japonya'ya. Neymar'da hiç varlık gösteremeyince ulan biz boşuna mı bunca yolu teptik geldik? Çoluğun çocuğun nafakasını Neymar için verdik deyip avukata verip dava açmış. Kaç para? 6.657 sterlinlik maddi manevi tazminat davası. Zor o zirvelerde yer almak işte. Baskıya bak adamdaki. Son zamanlarda da işler onun için iyi gitmiyor malum. Hatta bayağıdır gitmiyor. Ne yaptı ki mesela Neymar Paris'te? Tayma kapaktı adam, söyledik. Şimdi bakıyorsun transfer olduğundan beri 90 tane maç kaçırmış. Yani yarısında yok maçların. Paso sakat. Copa Amerika'yı da kaçırdı en son milli takımda. Yani şöyle düşünün güzel insanlar. Paris Saint Germain'de hiçbir sezonda 30 maçın üstüne çıkamamış. Sezonluk gol ortalamasına bakıyorsun 14 bile değil. Baskı binince, tepki binince günden güne delirdi adam yani. Gitti Manchester'a elendiler bir gün. Sosyal medyada hakeme küfretti, ceza aldı. Döndü lig kupasında elendiler, taraftarla kavga etti. Günden güne eridi derken bunu anlatmaya çalışıyorum. Daha dün Messi ile kıyaslanıyordu bu adam, düşünün. Şimdi bir de Messi geldi. Yıkımı fena oldu. Şimdi sıkıysa maç kaçır da kız kardeşinin doğum gününe git bakalım. Olmaz artık. Zurnanın son deliğinde Neymar efendi. Ona sorsam Messi ile oynamayı çok istiyor. İşin şakası bir yana doğrudur da. Hatta güzel de bir sözü vardır. Der ki Neymar, dünyadaki en iyi oyuncu benim. Messi başka gezegenden. O yüzden onu saymıyorum diye. Sırf bunun için Barcelona'ya dönmek istedi. Hatırla 2019 yaşında bir numaralı gündem maddesiydi. Gitmek istedi ama serbest kalma maddesi çok yüksekti falan olmadı. Ama şimdi işler farklı abi. İkisi de yeniden kendini ispat etmek zorunda. Herkes böyle ağızlarının içine bakıyor bu meydan okuma için. Neymar işin en başına döndü yani. Neymar artık Messi'den ayrılmalı ve kendi başına kanatlanmalıydı ya. O yüzden gelmişti Paris'e. Şimdi birlikte kanatlanmalılar. Ama takımın reisi değiller burada. Öyle bir durum var. Bir de Neymar'da çok bariz bir düşüş var. Onu es geçemezsin abi. Hatırlayın lütfen. Barcelona'da oynuyorlardı. Paris Saint Germain'e karşı 4-0'ın rövanşından döndükleri maç. Tur atlamışlardı. O zaman Romario bile ne demişti? Neymar hem Barcelona hem Brezilya'yla inanılmaz maçlar çıkarıyor. Artık Neymar'ın devri başlıyor diyordu. Ama öyle olmadı. Sonrası tam bir çuvallama. Belki de hiç ayrılmamalıydı Barça'dan ama işte babası üzerine çok etkili abi. Yani Paris'te akıllılık ettiği, kaleyi içten fethetti, Dani Alves'i saldı üstüne falan. Girdiler kanana çocuğun yani. O Dani Alves var ya, Dani Alves. Mahşer midillisi bak ben sana söyleyeyim. Bak şimdi hali pek iyi değil göründüğü üzere. Bir de ne var biliyor musunuz? Biraz el bebek gül bebek büyüdü. Şimdi genç kardeşlerimize de aynı eleştiriler yapılıyor. Rahatına düşkünler diye. Biraz doğrudur da. Ne derler? Konfor felakettir derler. Biraz sıkıntı, biraz cefa, şart hayatta yani. Tamam, Neymar da favelalarda doğdu, büyüdü, mahalle çocuğudur ama 14 yaşındayken Real Madrid istedi onu. Çok erkenden o zehir kanda dolaşmaya başladı. Hatta o zamanlar İspanya'ya bile gitti. Sağlık kontrolünden bile geçti ama Santos satmadı o zaman. Bu arada Neymar Santos'tan ayrılırken Real Madrid Neymar'a yine ciddi bir teklif sunmuştu. Ama o tercihini Barcelona'dan yana kullandı. Brezilya'da kalınca ne oldu? Aman bu çocuğa dokunmayın. Bu çocuk çok değerli. Büyük paralara gidecek. En büyük Neymar, aslanım koçum bu seslerle büyüdü. Sert girmeyin oğlum, fazla yaklaşmayın diye adam hakemlerden bile iltimas bekler hale geldi. O yüzden atıp duruyor kendini yere belki de yani. Ya demin dedim ya Madrid istedi diye. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Santos'tan ayrılacağı kesinleşince Neymar'a ilk teklif götüren kulüplerden birisi de Manchester City'ydi, tamam mı? Ama Neymar reddetti, niye? Kullandığım kramponlar sizde çok yağmur yağıyor. Burada bu stadyumlarda futbol oynamaya uygun değil dedi. Ya bir futbolcu bu sebepten teklifi reddeder mi? İspanya'nın yolunu tutar mı yani? Sonra da ne oluyor? Çıkıp diyebiliyor bana iyi davranın. Hem ben mutlu istediğim hem de siz eğlenmeye devam edin. Paris'e Ballon d'Or adayı olarak geliyor. Zorlukla mücadele gücü tabi FM diliyle söyleyeyim 12 olduğundan balona doğru gidiyor işte. Ve finalde Neymar'dan şöyle bir cümle, artık futbolla uğraşacak mental güce sahip miyim bilmiyorum diyor. Güzel insanlar, Neymar'ın yeteneğine, becerisine kimse bir şey diyebilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? İlk hocası diyor ki mesela, Neymar'ın futbolunu ilk izlediğimde 6 yaşındaydı. Yeteneklerini, çabukluğunu, koordinasyonunu izlemek büyüleyiciydi. Diğer bütün çocuklardan ayrılıyordu. Öyle olunca da 12 yaşında daha ilk profesyonel kontratını imzalıyor bu adam. Aileden yana da pek sorunu yok. Hatta nimet yani, nimet. Bir babası var bunun. Hep derler ki Neymar olağanüstü bir yeteneğe sahip ama iyi yönlendirilmeseydi
bu yeteneği futbol dünyasında kaybolup gidebilirdi. O yönlendirme babasında, demin de dediğim gibi. Ele ia ficar na radiação, pô. Eu tava falando assim, não, vocês não estão entendendo. Na luta, teve, ele conseguiu. Sabe quando é que é montar? Vi, ele ficou em cima, cara. Sabe o que é montar? Ele tomou a guarda. Ele tomou a guarda do cara, só era. Bu arada babasının adı da Neymar, ha. Onu da söyleyeyim. Ve abimiz de 80'li, 90'lı yıllarda futbolcu. Oğlu gibi de forvet. Ama o tabi Barcelona gibi, Paris Saint Germain gibi dünya devlerinde değil. Brezilya'nın öyle eyaletlerinden bir tanesinde basit bir köy takımı mı artık, bölgesel kulüplerden bir tanesinde oynuyor Neymar'ın babası. O diyor ki, lan ben zamanında çok hata yaptım. Aynı hatalar oğlumun başına gelmesin. Yani o yüzden de diyor ki, yani dede, benim babam bir şey bilmiyordu, bilmek de istemiyordu. Oğlu çünkü diyordu ki, hani benim oğlum futbolcu olmasın, meslek sahibi olsun diyor. Hani ben bu durumdan ders aldım, oğlum futbolcu olmak istiyor. Ben babam gibi olmayacağım, Neymar'a başka bir baba olacağım diyor. Oğlunun yaptığı işi de iyi bilince, sakatlanmasın, rahat bir hayat yaşasın, güzel kulüplerde oynasın, işte hukuka uygun güzel sözleşmeler olsun diye de elinden geleni yapan bir baba olmaya çalıştı. Ama konumuz da bu işte. Konforlu alan inşası bazen ters tepebiliyor hocam. O kadar alışıyor ki o ilgiye, alakaya, Barcelona ile anlaştığında işte aşçısını da arkadaşlarını da yanına alabiliyor. Mesela şöyle düşün, yine Neymar aynı Neymar olsun, yine sokakta oynuyor, tamam, çıplak ayakla bu arada. Yollardan geçen arabalar, etrafta açık camlar, yolda yürüyen insanlar, yerdeki taşlar. Çünkü öyledir biliyorsun, topla oynarken sadece rakiple değil, çevresel faktörlerle de ilgilenirsin sokak futbolunda. O da seni daha iyi oyuncu yapar ve çocuklar daha o yaştayken saha içinde o ön sezilerle çözüm üretme yeteneğini geliştirir. Mustafa Denizli söylemişti, ondan duymuştum. Okey, üstüne sorunlarla baş edebilme konusunda bir misyonu yetişkin sıfatıyla birazını, ya böyle biraz üstüne kalsaydı her şey çözülüyor yani. Belki de ben bir partiliyim ya demezdi. Brezilyalı arkadaşlarını tabii ki bırakma. Ama Ronaldo'ya da bir bak yani, neler yapıyor denseydi. Bir kızılsaydı ya, belki de hikayesi böyle olmazdı. Juli diyor ki, Neymar'ı eski takım arkadaşına Ronaldinho'ya benzetiyor, onunla kıyaslıyor. Şöyle demiş, ben de Futbol Akademi'de gördüm bu arada, orada da bir yazı var. Aşağı yukarı aynı fikirdeyiz ama bağlamı biraz farklı. Bir okuyun yani derim siteye girip. Neyse, söz şuydu, her şeyleri var ama daha iyi olmak için uğraşmıyorlar. Evet abi, tam olarak bu. Zico yine ne güzel demiş, sitede gördüm. Ronaldo ve Messi futbol için yaşıyor, tamamen profesyoneller. Neymar'ın da öyle olması gerekir diyor. Neymar'ın dikkatini dağıtan çok fazla şey var, futbola daha fazla odaklanması gerekir diye de ekliyor. İşte böyle. Neymar'ın ben milli takımı bırakacağını hiç sanmıyorum. Beni biraz salın baba diyor gibi geldi bana. Çünkü en iyisi olma baskısıyla baş edebilecek şekilde yetişmemiş. O yüzden öfke krizleri yaşaması. O beklenti olmayınca zaten çok mutlu bir adam. Moda ikonu, ne bileyim, reklamlar, hayranlar, kadınlar. Kendine göre zirvede, futbol aleminin de ona statü belirlemesinden, o rekabetlerden pek hoşlanmıyor bana kalırsa. Ya da o gücü olmadığından böyle olsun istiyor. Bırakın oynayayım diyor, ne kadar olursa ben böyle yiyeyim diyor sanki. Belki doğrusu da budur. İnsanların sana koyduğu hedefler yerine kendi hayatını yaşamalısın. En iyisi bu galiba. Ama öte yandan çok büyük yeteneği kullanabilme, kariyer inşa edebilme tarafından bakacaksak meseleye, özellikle genç kardeşlerim için söyleyeyim bunu, konfor felakettir. Unutmamak gerekir. Bir örnek anlatacağım. Bir gün benim yeğenim, babası şikayetçi oldu. Dedi ki, bizim oğlan 15-16 yaşında o zamanlar, konsol oyununun başından kalkmıyor, sürekli L1 üçgen. Ne yapacağız dedi. Gittim konuştum onu, dedim bu böyle olmaz, hayat dışarıda, hayat güzel, futbolu madem bu kadar çok seviyorsun, hep oyun oynuyorsun, gerçek futbolu neden oynamıyorsun falan. Artık hangi cümlelerle gaza getirdiysem ikna ettim. Tamam abi dedi, ben de telefon açtım, buna da bir ders vereceğim ya. O zaman Beşiktaş kulübünde çalışıyorum. Altyapıdaki hocalardan birini aradım sağ olsun. Hocam dedim, yeğenim sizinle antrenmana çıkabilir mi dedim. Asla haşa bir talebimiz yok. Antrenmana bir çıksın, benim küçük bir oyunum var dedim. Hocayla aramız çok iyi olduğu için iyi anlaştık. Tamam dedi, gelsin çıksın. Bizimki çıktı antrenmana. İlk düz koşuyla başlarlar biliyorsun. Koşu bir. Bir tur dönüyor. İkinci tur dönüyor. Üçüncü tur dönerler böyle. Bizimki ilk tur dönüyor, tık yerde. Affedersiniz, istifra ediyor, kusuyor. Bir geldi ki yani yüzü bembeyaz ama şeyden değil, istifra etmekten değil, utancından. Yaşıtları patır patır top oynuyorlar, dökülüyorlar. Bizimkinin gururu kırılmış. Daha düz koşu yapamıyor. Antrenmana çıkacaktı bu adam. Bir inat etti ondan sonra, bir şey yaptı böyle, kamçılandı. Dedi ki, ben topçu olacağım, sen de göreceksin dedi. Dedim görmeyi çok isteriz.
Abi aradan işte belli bir zaman geçti, bu spora yazıldı, yiyor falan. Annesi dedi ki ocağıma incir ağacı diktim, protein buna vermekten, köfteler yapmaktan öldüm falan. Geldi, hakikaten de sağlam vücudu. Dedi ki ben hazırım, beni bir de antrenmana çıkar. Tamam, o zaman da bir oyun daha yaptım ona. Galatasaray'da bu sefer antrenmana çıkarttım şu yüzden. İki ders birden vereceğim. Çocuk Fenerli. Önce Beşiktaş forması giydirdim. Şimdi Galatasaray forması giydirmem lazım. Şunu da anlayacak çünkü. Öyle o renge düşman olayım, bu renkten nefret edeyim. Öyle bir dünya yok. O sadece geri zekalıların işidir. Aradım. Dedim hocam böyle böyle. Tamam. Abi bir gün antrenmana çıktı. Çok güzel. İki gün antrenmana çıktı. Hoca dedi ki bayağı iyi. Bayağı iyi senin yeğen. Üçüncü günde güzel. Dedi ki bir tane sıkıntı var. Geç kalmış dedi. Yoksa topçu olurdu ama yaşıtlarıyla arasında sıklet farkı var dedi. Ama bizimki havaları uçuyor. Başardın başardın diye. Ve şu anda hala bir numaralı gündem maddesi iyi spor yapmak. İki numaralı gündem maddesi iyi beslenmek. Kendine iyi bakmak. 15 yaşındaki bir çocuk böyleydi. Konfor alanını bir terk etti. Bir şey gerçekleşti. O yüzden kardeşlerim hayatın içinden geçin. Yaşayın. Çünkü zorluk da hayatın bizzat kendisidir. Neymar olabilmek yetenekle mümkündür. Ama Neymar kalabilmek, zirveye tutunmak mücadele gerektirir. Bunun için de zorluğu görmek şarttır. İnşallah tabii Neymar gibi bir adam yeniden muhteşem işlere imza atar ve büyüklerden bir büyük olur. Ve o zorlukları nasıl yendiğini anlattığımız başka, daha güzel bir video daha çekeriz. Ha? Tamam, hadi bakalım.